Amaç ifade eden bağlaçlara bakalım çocuklar şimdi de. Amaç ifade edenler yani bir şey için diye çevireceğiz. Şimdi so that, in order that, lest, for fear that, for the purpose that. Bunlar bağlaç olarak kullanılıyor ve iki tane cümleyi bağlıyor. Ama so as to, so as not to, bundan sonra fiil gelir. In order to, in order not to yine fiilin birinci haliyle kullanılır. To zaten biliyorsunuz infinitive cerund konusundan amaç bildirmek için direkt to'dan sonra fiil birinci halde kullanılabilir. For fear of ve for the purpose of da of'tan dolayı çocuklar bakın preposition'dan sonra isim ya da gerund gelerek kullanılan yapılardır. Yani bunlar fiil ve isimle çalışıyorlar. Şu bağlaç olarak iki cümleyi bağlar. Evet, so that'ten başlayalım. So that için söylediğimiz her şey in order that için de geçerli çocuklar. Onun için ayrı ayrı anlatmayacağız. Şimdi so that'e bakalım. She is learning a language so that she can find a better job. Şimdi burada çocuklar bunun anlamı şudur. Daha iyi bir iş bulabilmek için bir dil öğreniyor demektir. Yani şu so that'li kısım amaç ifade eder. Purpose için anlamına da çevireceğiz. Yani birinci çeviri şeyimiz bu şekilde. Yani bunun anlamı şöyledir. She is learning a language because she wants to find a better job gibi bir cümlenin eş anlamıdır. Yani şuradaki so that amaç ifade eder çocuklar. Ama bizim bir de amaç ifade etmeyen, sonuç ifade eden bir so that'imiz var ya, so, sadece so ya da bazen that'li de kullanılabiliyor. Onunla çok fazla karıştırılabiliyor. Ve hani çevirisi şu ikinci türde şu şekilde de çevirebiliriz. Hani o so that'e benzer bir şekilde. She's learning a language, bir dil öğreniyor ki böylece daha iyi bir iş bulabilecek. Hani bu şekilde de çevirebiliriz. Ama orada amaç anlamını belki hani kaçırabiliyoruz bazen. Çünkü amaç bildiren ve sonuç bildiren so farklı kullanılıyor. Ama iki türlü de çevirebilirsiniz. Ama şuradaki şurası amaç bildiriyor çocuklar. So that ve in order that de şurası amaç bildirir. Onun için biz için diye çeviririz. Tamam? Ama iki türlü de çevirebilirsiniz anlam uyduktan sonra. I got up early. Erken kalktım. So that I wouldn't be late for my interview. Görüşmem için geç kalmamak için. Yani görüşmeye geç kalmamak için erken kalktım. Çevirirken hani bu şekilde çevireceğiz. İçin. Ya da erken kalktım ki böylece görüşmeme şey yapmayacaktım, geç kalmayacaktım şeklinde de yine çevirebiliriz çocuklar. Şimdi burada so that ve in order that yapısında eğer işte amaç bildiriyorsa, şurası amaç bildiriyorsa çocuklar tense uyumu gerekir. Tense uyumu dediğimizde nasıl bir tense uyumundan bahsediyoruz? Eğer şurası present bir şeyse, yani present, simple present tense, present continuous olabilir, present perfect olabilir ya da future olabilir. Şurası present bir şeyse, so that'ten sonra gelen taraf can, will, bazen may de görebilirsiniz ama çoğunlukla can ya da will olur. Ya da simple present tense de bazen görebilirsiniz ama yine çoğunlukla göreceğiniz şey can ve will. Şurada olduğu gibi. So that she can find ya da she will find şeklinde burada genelde can ve will olur amaç bildiriyorsa. Sonuç bildiren de hani böyle bir şeyimiz yok o kadar hani tense sınırlamamız yok. Past tense yani past ya da past perfect tense bu tarafta çocuklar şunların bir derece past'ı would ya da could. Belki might'ı da görebilirsiniz ama sıklıkla would ya da could olur çocuklar anlama göre. Dikkat ettiyseniz şurada simple present tense'i görebiliyorsunuz ama burada past tense'i göremiyorsunuz. Past tense kullanılmaz. Bu yapıda genelde would ya da could kullanılır.
Şu tarafta ama simple present tense'te görebiliyorsunuz. Yani böyle bir tense uyumu olması gerekiyor. So that'in purpose dediğimiz amaç bildiren yapısında. Evet, bunları şey yaptık. Bu ne demek? Lest diye bir bağlacımız var bizim çocuklar. Lest ne demek? Ona bakacağız. Şimdi lest korkusuyla demek. For fear that de korkusuyla demek. İkisi de. Ama lest in for fear that'ten şöyle bir farkı var. Lest çocuklar genelde subjective yapısıyla kullanılır. Subjective yapısı neydi? Fiilin birinci halinin kullanılması. Yani he olsa da benim öznem fiilin birinci halinin kullanılması ya da should yapısı ile çok sıklıkla kullanılabilen bir bağlaç. For fear that'i o şekilde bir kullanmıyoruz. Genelde tenslerle kullanıyoruz. Ya da ne görebilirsiniz başka? İşte tense göre yine simple present ya da past da görebiliyorsunuz. Ya da may might seçeneklerinde görebiliyorsunuz bazen. Ama dediğim gibi lest genelde subjective ve should tercih edilir. Lest de. Ve olumsuz çevireceğiz çocuklar lest'i. Olumsuz çevireceğiz derken hemen bakalım örneğe. We all spoke in quiet voices. Sessiz konuştuk. Lest we wake the baby. Şimdi bebeği uyandırmayalım diye anlamına gelir. Lest. Tamam, yani olumsuz çevireceğiz burayı. Olumlu cümlede kullanılır ama anlamı olumsuzdur. Yani şu olmasın diye şöyle yaptık. Burada çevirirken olumsuz yapacağız. Şurada çocuklar bakın, şurası past olduğu halde wake. Bu simple present tense değil. Bu ne? Subjective kullanılmış. Ne dedik? Subjective ya da should kullanabiliriz dedik. Ya da tense göre simple present ya da past kullanabiliriz dedik. Yani şu cümlede ben less'ten sonra ne kullanabilirim? Bakalım. We all spoke. Bakın burası past olduğu için burası simple present olamaz zaten. Yani mümkün değil. Past yapabilirsiniz mesela. Lest we walk şeklinde past yapabilirsiniz. Ya da işte subjective fiilin birinci halinin kullanılması burada kullanılmış asıl örneğimizde. Lest we wake the baby. Ya da bunu hani should wake şeklinde yapabiliriz. Lest we should wake the baby. Buradaki should kesinlikle melimalı anlamındaki should değil. Olasılık anlamı veren should çocuklar. Biliyorsunuz artık should'un o halini. Ya da subjective'de de kullanmıştık zaten. Should'lu ya da should'suz yapı. İşte o yapı kullanılıyor lest bağlacıyla beraber. Ama walk da kullanılabilir. Bazen might'ı da kullanabiliyoruz. Yine görebiliyoruz less'ten sonra. Ama mesela for fear that'le tutup da subjective kullanmayacaksınız. Normal hani şeyinizi mesela might'ı kullanacaksınız. Yeah, we, bir de bunun böyle olumsuz bir anlamı da yok for fear that'in. Yine korkusuyla anlamında. We all spoke in quiet voices for fear that we might wake the baby. Hani onu uyandırabiliriz korkusuyla anlamına gelir bu. Tamam, yani birbirlerine çok benziyorlar zaten. Eş anlamlılar ama kullanımları farklı. For fear that'i hani bir şey olur korkusuyla anlamına gelir ve normal tense ya tense normal uyumuyla devam eder. Bir de for fear of var çocuklar. For fear of'u bakın ne yapacağız? Neyle kullanırız dedik. Yine korkusuyla anlamına gelir ama of'tan dolayı bakın ya genitive'la kullanacağız ya da şeyle kullanacağız. İsimle kullanacağız. Yine we all spoke aynı cümleyi for fear of'la ben yaparsam waking the baby uyandırma korkusuyla şeklinde şurayı gerund yaparak isimleştirmem gerekiyor çocuklar. For fear of'tan sonra isim, for fear that'ten sonra cümle gelir. Yani iki cümleyi bağlar for fear that ama for fear of'tan sonra gerund ya da isim getirmek zorundasınız. İki cümleyi kesinlikle bağlayamaz. Evet, for the purpose of da çocuklar yine hani so that anlamına gelen şey bir bağlaç. Bunun da for the purpose of şeklinde kullanırsak bakın şu bağlaç şu hani proposition'dan sonra isim ya da
Gerund gelecek. Hemen şu bir örnek verelim. Mesela she went to her husband's office. İşte eşinin ofisine gitti. For the purpose of seeing him. Onu görmek için gitti. Bakın yine so that gibi hani için anlamını veriyor. Amacıyla anlamını veriyor. Ama of'tan sonra isim ya da gerund gelecek çocuklar. İki tane cümleyi bağlayacak. For the purpose that kullansaydık so that gibi kullanırdık. Yine aynı şu hani she went to her husband's office for the purpose that işte she could see him şeklinde hani bir orada bir şey yapmamız gerekiyordu. Cümle haline getirmemiz gerekiyor onu. Evet, şunda da zaten hani bu alışkın olduğumuz yapılar için anlamına gelen ve fiilin birinci haliyle kullanılan yapılar. Mesela you should study to be successful. İşte başarılı olmak için derken direkt to ve infinitif kullanabiliriz. Onun yerine işte you should study in order to be successful ya da so as to successful şeklinde bu kalıplarda fiilin birinci haliyle kullanılan için anlamına gelen kalıplar çocuklar.